Genel Merkez'den Muharrem Erkek'in zaten yorumu vardı başlangıç itibariyle. 604 imza toplandı deniliyor. Getirsinler, gereğini yaparız demiştiniz. Sayın Erkek, günaydın ve hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bugün MYK var. MYK'dan önce imzalar gelmedi diyeceksiniz ama onlar da imzayı tamamlamadan gelmeyelim güvensizliği içinde olduklarını beyan eden değerlendirmeler yapıyorlar. CHP'de değişim isteyenler diye örgütün bir kanadında böyle bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Durum nedir? Nasıl değerlendireceksiniz? Şu anda durum ne kurultay sürecinde? Teşekkür ederim. Herkese günaydın. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Biz çok büyük bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en köklü 4 siyasi partisinden biri. Bizim içimizde demokratik mücadeleler olur ama bizim içimizde bir güvensizlik olmaz. Bizim içimizde sosyal medyada, televizyonlarda partinin sorunlarını tartışmak olmaz. Şimdi öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Biz başından beri şunu söylüyoruz. Bir değişim, bir yenilenme A'dan Z'ye. Çünkü başarı da varsa hepimizin, başarısızlık da varsa hepimizin. Örgütlerimiz, genel merkezimiz A'dan Z'ye bir yenilenme, bir yapılanma, bir değişim olacaksa bunun olağan süreçlerde olması çok daha sağlıklıdır. Olağan kurultay süreçlerinde. Çünkü olağan süreçlerde kongreler yapılır biliyorsunuz. İlçe kongrelerinde, il kongrelerinde bu süreçler sağlıklı bir şekilde tartışılır, değerlendirilir. Cumhuriyet Halk Partisi örgüt partisidir. Tabanda tartışılır ve olağan kurultayda eğer gerekiyorsa değişim gerçekleştirilir. Olağanüstü süreçlerde sağlıklı tartışma imkanımız olmuyor ki biz 24 Haziran'dan sonra tam bir anayasasızlaştırma sürecine girdi Türkiye. Anayasasızlaştırma süreci bu bilinçli yapılıyor. Görüyorsunuz Enis Berberoğlu davasında Yargıtay yüksek bir mahkeme olmasına rağmen anayasayı uygulamıyor. Anayasası çalınmış bir milletvekili Maltepe cezaevinde siyasi tutsak. Ki eylem takvimi gündeme getireceğiz onu. Kurultay tabii, değerlendirmesini yapalım. Tabii geleceğim ona. Bakın anayasa, meclis, yargı şeklen var edilmek isteniyor. Bu ortamda kurultay olmaz tek adam mı demek istediniz? Bizim bu ortamda Türkiye'nin gündemiyle yoğun olarak bir bütün olarak ilgilenmemiz ve yerel seçimlere hazırlanmamız lazım. Türkiye'de bir %50 var tek adam rejimine hayır diye. Bu çok önemli. Hı hı. Referandumda da gördük ki OHAL rejiminde, OHAL düzeninde referandum olmasına rağmen, seçimler olmasına rağmen, yani demokratik olmayan koşullarda seçimler olmasına rağmen Türkiye'de bir %50 demokrasiyi savundu. Özgürlükleri savundu. Tek adam rejimine karşı bir duruş gösterdi. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bu %50'yi çok ciddi bir şekilde demokrasi, özgürlük temelinde örgütleyip keyfi, otoriter tek adam rejimine karşı mücadele etmemiz lazım. Bizim şu anda ihtiyacımız olan su kurultay değil ama şimdi geliyorum kurultaya. Ama delegemiz, partililerimiz böyle bir irade ortaya koyuyorsa zaten gereği yapılır. Bizim tüzüğümüz çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi sizdeki bilgi nedir? Ne kadar imza toplandığına dair bilgi var? Ben inanın ne onun araştırmasına giriyorum ne de burada bir sayı söylemem doğru olur. Yalnız şunu söyleyeyim. Önceki hafta, yani ilk hafta tamamlandı imza toplama sürecinde. Önceki hafta Sayın Tüzün ve Sayın Usluer biz 604 imzayı topladık diye bir açıklama yapınca biz genel başkanımızla görüştük. Genel başkanımızın onayı, bilgisi dahilinde bu açıklamayı yaptık. Ne dedik biz? Gayet iyi niyetle. Eğer 604 imza toplanmışsa sonuçta bu imzaları sunulacağı yer genel merkez. Tüzük gereğince de genel merkez. Eğer 604 imza toplanmışsa lütfen sunun. Biz de gereğini yapalım. Yani genel başkanımız olağanüstü kurultayı toplasın. Yani beklemeyelim tüzüğe, 625 tüzüğe, için evet, dediniz. Tüzükte yetkisi var genel başkanın değil mi? Genel başkan olağanüstü kurultayı doğru bulmuyor. Ama 600 küsür bir irade varsa, yani salt çoğunluğa yakın bir irade varsa beklemeye gerek yok. Delegelerimizi, partililerimizi, üyelerimizi üzmeye gerek yok. Getirin. Amaç olağanüstü kurultay değil mi? Olağanüstü kurultayı toplayalım dedik. Bunu gayet iyi niyetle söyledik ama maalesef bazı şeylerin çarpıtıldığını görmek üzüntü ama ben onlara kesinlikle cevap vermeyeceğim. Dediğim gibi ben hiçbir zaman medyada, televizyon önünde, sosyal medyada hiçbir partilimle bugüne kadar tartışmadım. Parti sorunlarımı da
tartışmadım. Zaten söze başlarken demokratik zemin dediniz. O demokratik zeminin sağlıklı işlemesi için çaba sarf etmek tabii, gerekiyor. Eğer salt, bakın tabii ki biz de biliyoruz. Salt çoğunluk değil mi? Gerekiyor. Salt çoğunluk ya da salt çoğunluğun üzerinde bir imza. Olağanüstü kurultayın toplanması için. Ama genel başkanın da toplama yetisi var. Eğer 604 imza toplanmışsa sunun, biz toplayalım dedik ama sunulmadı. Kendi takdirleridir. Yasal süreyi bekleyebilirlerdi. Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi öyle büyük, öyle güçlü bir partidir ki delegeleri, üyeleri özgür iradeleriyle hareket eder ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni algı operasyonları ile yürütmek, yönetmek mümkün değildir. Yani algı operasyonları doğru değildir. Zaten imza toplandıysa gereği tüzük gereğince yapılacaktır. Hiç kimse ne bu görevlerde kalıcı değil mi? Hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmak onurlu bir toplum hizmetidir. Bu hafta zaten yeri geldiğinde görev devredilir. Bu bayrak devredilir. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak biz demokrasi, özgürlük mücadelemizi çocuklarımızın geleceği için vereceğiz. Ama algı operasyonlarına ihtiyaç yok. Partimizi yıpratmaya gerek yok. Biz onun için o açıklamayı yaptık. Ama sunulmadı. Kendi takdirleridir. Şimdi bu hafta bence hiç tartışmalarla, polemiklerle geçirmemek lazım. Türkiye'nin gündemine yoğunlaşmamız lazım. Bakın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalıcı OHAL devletini tesis edecek bir yasa teklifi tartışılacak. Artık Türkiye'de temel hak ve özgürlükler güvence altında değil. Enis Berberoğlu Maltepe cezaevinde. Ama ben bir hukukçu olarak şunu söylüyorum. Tutuklu olan Enis Berberoğlu değil bugün. Tutuklu olan Türk yargısı. Bunun mücadelesini vermek lazım bizim. Hep birlikte, bir bütün olarak. Bir bütün olarak. Değişim, noktada yenilenme tartışmalarını da olağan kurultay süreçlerinde kongreler süzgecinden geçerek yapmamız önemli olan. Son dakikalarımızda yine kurultayla ilgili değerlendirmeye geçeriz. Çünkü bir sorum daha var orada ama Enis Berberoğlu dediniz. Bu arada tam da kurultay konuşulurken, olağanüstü kurultay konuşulurken bir eylemsellik Cumhuriyet Gazetesi'nin kupürüyle devam edelim. Erdem Gül yazmış bugün. MYK'da değerlendirecekmişsiniz. Adalet yürüyüşünün yıl dönümü dolayısıyla yeni bir eylemsel takvim mi açıklanacak Muharrem Bey? Bu CHP için yine eylem vakti. Cumhuriyet'in kupürü getirelim ekranlarınızı. Onun üzerinden değerlendireceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet Gazetesi'nin de yazdığı bu haberle ilgili olarak ben soracağım. MYK'da hani takvim mi değerlendirilecek? Neye karar verdiniz? Teşekkür ediyorum. Yani bu çok önemli. İşte yaklaşık bir yıl önce Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde bir adalet yürüyüşü gerçekleştirildi. Bir şeye çok üzüldüğümü ifade edeyim. Özellikle Sayın Enis Berberoğlu tutuklanmasından sonra yeterince mücadele edilmedi dendi. İnanın buna çok samimi olarak çok üzüldüm. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 435 kilometre yürüdü. Dünya siyasi tarihine geçti. Bütün dünyaya adaleti savunduğunu gösterdi. Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Hanım Sözcü'ye röportaj verirken biraz sitem etmiş, onu mu kastediyorsunuz? Hayır, hayır. Dün Sayın Tüzün'ün belirttiğini kastediyorum. Biz Oya ablayla her gün görüşüyoruz. Yani ben de her gün görüşüyorum. O sitem etse de haklıdır. Ama o adalet yürüyüşünde kimlerin ne kadar yürüdüğünü de hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani vefasızlık yapmamak lazım. Hakkaniyete, adalete uygun hareket etmek lazım. Sayın Genel Başkan'ın ayakları parçalandı. Ama o hiç önemli değildi. O adalet için yürüdü. Kendisi için yürümedi. Adalet için yürüdü. Ve bundan yaklaşık bir yıl önce bir milyonlarla adalet mitingi gerçekleştirdi Maltepe'de. Ve sonra Çanakkale'de 4 gün bir adalet kurultayı. 4 gün bir adalet kurultayı. Ve yine gerekirse biz de bedel ödeyeceğiz. Demokrasi için, özgürlük için mutlaka hep birlikte bedel ödemek zorundayız. Keşke söyleselerdi düşüncesi olanlar. Deselerdi ki şunu da yapalım. Bakın artı şunu da yapalım. O da yapılırdı. Çünkü biz bir bütün halinde mücadele etmek zorundayız. Yine mücadele edeceğiz. Enis Berberoğlu içeride, biz dışarıda adalet için, özgürlük için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletvekilimize yaşatılan bu hukuksuzlukları, haksızlıkların mutlaka takipçisi olacağız. Ve bu hukuksuzlukları, haksızlıkları yaşatanlar da
bir gün gelecek, hukuk önünde hesap verecek. Bireysel hak ve özgürlükleri, insan onurunu korumak yüksek yargının görevidir. Ama bugün maalesef yüksek yargı insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri, anayasayı ayaklar altına aldı. Umarım Yargıtay bu tarihi hukuk katliamını bir an önce düzeltir. Çünkü Yargıtay'da süreç devam edecek. Düzeltmezse bu görev Anayasa Mahkemesi'ne ve bizlere düşüyor. Bizler hem parlamentoda hem dışarıda mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek zorundayız. Parlamentodaki mücadele de, dışarıda, sokaklardaki, alanlardaki, sivil toplumda yürütülen mücadele birbirini tamamlayan mücadelelerdir. Birini yapmak diğerini yapmaya engel değildir. Onun için bir an önce bu olağanüstü kurultay süreci tartışmalarının sonlanması ve bizim Türkiye'nin gündemine yoğunlaşmamız, gereğini yapmamız çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi tabii Sayın Erkek böyle söyleyince hani sanki kurultay olmasın diye bir eylem takvimi konuluyormuş gibi düşünmesin. Biraz daha ayrıntı verelim. Zaten delegemiz, partililerimiz olağanüstü kurultay yönünde bir irade koyarsa kurultay olacak. Ha bugüne kadar bize ulaşmış bir irade yok. Olursa zaten olacak. Eylem derken ne düşünülüyor? Adalet yürüyüşü gibi bir yürüyüş mü düşünülüyor? Bu sefer de belki özgürlük için bir yürüyüş yapıp bilmiyorum. Onu tartışacağız. Ne gerekiyorsa mutlaka yapılacak. Ama işte bu olağanüstü kurultay süreci ve tartışmaları maalesef hepimizi meşgul ediyor. Umarım bir an önce noktalanır. Olur ya da olmaz. Bakın çok samimi söylüyorum. Biz partinin başarısı için hep birlikte mücadele ediyoruz. İmza verenler de imza vermeyenler de hepimiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyiz ve partimizin başarısını düşünerek mücadele ediyoruz. Ama bu süreç Türkiye'de demokratik hukuk devleti yıkıldı. Bizim iç mücadeleye değil dışarıya karşı hukuk, özgürlük, adalet mücadelesi vermemiz bir bütün olarak çok daha önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu süreçte tabii bir de seçim geçirildi. Tabii ki söylediğiniz çok önemli. Türkiye'de rejim değişti. Ve Türkiye'de her şey normalmiş gibi davranamayız artık. Olağanüstü koşullara uygun davranış biçimleri geliştirmemiz gerekiyor, mücadele biçimleri. Fakat bir de öz eleştiri ihtiyacı olduğunu söyleyenler var. 24 Haziran seçimlerinin öz eleştirisi yapıldı mı? İşte olağanüstü kurultay süreci olduğu için yapılamıyor. Yapmamız lazım. Kurultay bir fırsat değil seçimleri, mi bu anlamda? Seçimleri, kongreler, olağan kongreler sürecinde bunlar çok daha sağlıklı tartışılır. Şu anda o mu tartışılıyor? Şu anda imza tartışılıyor. Veya işte A değil de ben olayım orada tartışması. Yani tartışma Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinden, kadrolarından, programından, A'dan Z'ye bir değişim, yenilenme ciddi sağlıklı tartışmalarla olur. Bu süreçte öyle bir tartışma yapılması mümkün mü? Seçim sonuçlarını daha sağlıklı değerlendiremeden ve eksikliklerimizi ortaya koymadan olağanüstü kurultay süreci başlatıldı. Takdir tabii ki delegemizin, takdir tabii ki partililerimizin. Peki ne yapılabilirdi bu öz eleştiri süreci, hani kurultay tartışması birlikte başlayana el ele yerel seçimlere hazırlanmalıydı. Mesela İyi Parti Çalıştay düzenledi. 3 günde bir kurultay kararı aldı. 1 ayda kurultaya gidecek. O tartışmaların akabinde böyle bir irade ortaya biz kondu. Biz kurtuluşun ve kuruluşun partisiyiz. Ya İyi Parti daha çok yeni kurulan bir parti. Biz çok olağanüstü kurultaylar yaşadık tarihimizde. Mutlu mu olduk? Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultaylar partisi olmaya devam mı etsin? Bunu mu savunuyoruz? Olağan kurultayımız var yerel seçimlerden sonra. Kongreler takvimi başlayacak. Değişim olmadan, en çok şu konuşuluyor Sayın Erkek, değişim olmadan, herhangi bir değişiklik olmadan yerel seçimlerde güven nasıl tazelenecek? Yani değişimden yalnızca genel merkez yönetiminin değişimini mi anlıyoruz? Yani A genel başkan değil de B genel başkan olursa sorunlar çözülecek mi? Ve böyle mi olmalı değişim? Genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir hareketi hak ediyor mu? Daha bir yıl önce adalet için 435 kilometre yürümüş, ayakları parçalanmış bir lider, Gandhi, seçimlerden önce demokrasiye kurulan bütün kumpasları bertaraf etmiş. Hakkında yüzlerce tazminat davaları, ceza davaları olan, korkusuzca demokrasi için mücadele eden,
ittifaklar kurmuş. İyi Parti'ye 15 milletvekili göndermiş. Sayın Muharrem İnce'yi çok doğru bir şekilde aday olarak çıkartmış. 24 Haziran saat 17.00'a kadar büyük bir lider. Ondan sonra genel başkanımız değişsin. Tabii ki değişebilir. Hepimiz değişmeliyiz. Yalnızca genel başkan değil. Hepimiz değişmeliyiz. A'dan Z'ye. Ama bu sağlıklı süreçlerde, sağlıklı olağan süreçlerde olmalı diye düşünüyorum ben. Ama takdir, karar partililerimizindir, delegelerimizindir, örgütlerimizindir. Gereği yapılır diyorsunuz zaten. Tabii ki örgütün iradesi üzerinde hiç kimse duramaz. Bizim delegelerimiz son derece sorumluluk sahibi, bilinçli delegelerdir. Olağanüstü kurulta iradesi varsa olağanüstü kurulta yapılır. Yoksa yapılmaz ve bir bütün olarak yerel seçimlere hızla çalışırız. Kişiler temelinde değil, ilkeler temelinde siyaset yapmak. Kişilerin başarısı için, partinin başarısı için hep birlikte çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, zaten çok açık söylediniz, delegenin tavrı, tutumu önemli burada. Şu var, ben de CHP'nin delege yapısı, demokratik zemini saygıyla bakıyorum ve heyecanla bakıyorum. Türkiye'de demokratik zemin açısından en sağlıklı yapının olması dolayısıyla bu hafta artık çözülecek ve bu tartışmaya nokta tabii koyacağız. Tabii ki, ben de inanın hepimiz, yani umarım bir an önce netleşir. Bu süreç çünkü hepimizi üzüyor ve partimize zarar veriyor. Olağanüstü kurultay olması gerekiyorsa da muhtemelen olur. Ama şu ana kadar olağanüstü kurultay yönünde bir irade oluşmuş değil. Ha, oluşursa zaten gereği yapılacak. Oluşmuş değil derken hani 604 imza da yeterli demiştiniz daha evvel. Hani hayır. 625 gerekiyor işte, demiştiniz. Cumartesi günü getirin. Hı-hı. Bakın biz bir aileyiz. Biz değil mi birlikte mücadele ediyoruz. Bu imzaların sunulacağı yer 600'de olsa 650'de olsa neresi? Genel merkez. Birlikte bakılır, gereği yapılır. Bunun arkasında başka bir şey aramak çok doğru değil. Ben hayatım boyunca hep iyi niyet ve dürüstlük kurallarına önem vermiş bir insanım ve bunları da genel başkanımızın iradesi, bilgisi doğrultusunda zaten. O demokratik havasını, atmosferini de bozar. Gereğini yapıyoruz. Yani bu sürecin bir an önce tamamlanması en büyük dileğimiz. Evet, şimdi zaten o demokratik zemine ilişkin çok net mesajlar veriyorsunuz. Bir yandan da öz eleştiri derken o gecenin sorumluluğu da tartışılmalı. O gece ile ilgili de öz eleştiri yapılmalı söylemleri var. Şimdi onu merak ediyorum. Onunla ilgili bir değerlendirme yapılacak mı? Kurultay tartışmalarının ötesinde soruyorum bunu. Olsun ya da olmasın. Bir o gece krizi var CHP tabii seçmeninde. Tabii ki öz eleştiri her zaman yapılacak. Tabii ki eksiklikler ortaya konacak. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani ama bu süreç işte bunların sağlıklı tartışılmasını, incelenmesini, irdelenmesini ve hızlı hareket etmemizi maalesef önlüyor. Bunlar tabii ki yapılacak. Bakın yüzde Sayın Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı da partimizin aldığı oy oranı da hepimizin oy oranıdır. Başarı da hepimizindir, başarısızlık da hepimizindir. Ve bugün bize %30 bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu sistemde, bu demokratik olmayan keyfi tek adam rejiminde bize %35 de yetmeyecek. Bizim işte o %50+1'i, %50'nin üzerindeki demokrasiye inanan milyonları örgütlememiz gerekiyor. Çok ciddi çalışmamız gerekiyor ve Türkiye'yi mutlaka toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasayla, parlamenter sisteme, demokratik, sağlıklı bir parlamenter sisteme döndürmemiz gerekiyor. Türkiye 140 yıllık parlamenter sistem birikimini, geleneğini, anayasal tecrübesini maalesef OHAL düzeninde çöpe attı. OHAL düzeninde eşitsiz, adaletsiz koşullarda bir referandum gerçekleşti. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkça yasaya aykırı bir kararıyla evet çıkartıldı. Bizim mutlaka tek adam rejimiyle değil, parlamenter sistemle yürümemiz lazım. Bunların çalışmasını yapmamız lazım. Yoksa artık Türkiye'de biz sistemi tartışmamız, fikirleri tartışmamız, yeni bir anayasayı tartışmamız gerekiyor. Türkiye mutlaka parlamenter sisteme dönmeli. Çünkü Türkiye bu sistemle gidemez. Kim olursa olsun gidemez. Bu sistem Türkiye'yi
bir felakete sürüklüyor. Ama bugün mecliste bir komisyonda görüşülen yasa var ki o hali olağanlaştıran bir yasa ve az evvel ifade ettiğiniz handikaplarıyla beraber bir totaliter görünümü tamamıyla toplumun üzerine bir örtü gibi örtüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani büyük tehdit bu anlamda. Çok doğru. Kalıcı bir OHAL devleti yaratıyor. OHAL şeklen kaldırıldı ama zaten OHAL'e artık ihtiyaç kalmadı. OHAL'de sistem değiştirildi. OHAL'de seçimler yapıldı. OHAL'de tek adam rejimi kuruldu. Zaten kararnamelerle A'dan Z'ye devlet şekillendiriliyor. Bu da çok ciddi bir sorun. Hı hı. Kararnamelerle bakanlıkları kurup kaldırabilirsiniz. Kararnamelerle yürütme alanında düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama A'dan Z'ye kararnamelerle devleti şekillendirmek anayasaya aykırıdır. Çünkü anayasamız çok açık. Diyor ki anayasamız idare bir bütündür. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Yani devlettir idare, bakanlıklar bir bütündür ve yasayla düzenlenir diyor. 123. maddenin birinci fıkrası. Birinci fıkrası. KHK'lar o yüzden bir devlet bir bütün olarak kamu tüzel kişiliği değildir. İdare bir bütün olarak ancak yasayla düzenlenebilir. Ama bugün kararnamelerle şekillendiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devleti haline dönüştürüldü. Bizim bu keyfi tek adam rejimine bir bütün olarak, çünkü bizim birbirimize çok ihtiyacımız var. Şimdi bu noktada tekrar Enis Berberoğlu'na dönelim. Biliyorum ki vaktiniz dar. Sizi uğurlamadan önce şimdi bir eylemsellik gündeme gelmiş. MYK'da tartışacaksınız ama Berberoğlu da uzun bir senedir tutuklu nihayetinde ve siyasi tutuklu olduğu değerlendiriliyor. Evet, siyasi tutuklu olarak ifade ediliyor zaten. Şunu özellikle vurgulayayım. Nasıl bir mücadele gerektiriyor teşekkür diye. Teşekkür ederim bu konuyu açtığınız için. Şimdi bakın, öncelikle şunu söyleyeyim. Artık yeni bir durum var. Enis Berberoğlu 24 Haziran'da aday oldu ve seçildi. Hı hı. Yani 24 Haziran'dan önce milletvekili adaylığı için başvurusunu yaptı. Yüksek Seçim Kurulu da kabul etti, uygun gördü, aday yapıldı. Ve bizim birinci sıra adayımızdı. YSK itiraz etmedi değil mi? Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu, yeterliliği var yani. Yüksek Seçim Kurulu onaylamasa aday olmak mümkün mü? Hukuken değil. Ve seçildi. Anayasamız ne diyor? Anayasamızın 83. maddesinin 4. fıkrası ne diyor? Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ya da kovuşturma yeniden dokunulmazlığının kaldırılmasına bağlıdır. Yani tekrar seçilmekle Sayın Enis Berberoğlu yeniden dokunulmazlık kazandı. Dokunulmazlık kazandı. Anayasa Komisyonu'nda ve mecliste bu tartışılırken bizzat AK Partili Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop'un açıklamaları var bu konuda. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları var. Bizim de var da. Özellikle onları söylüyor. Ne diyor onlar da? 83. maddenin 4. fıkrası uyarınca bir milletvekili yeniden seçilirse dokunulmazlık kazanır. Yani şu anda Enis Berberoğlu dokunulmazlık kazandı yeniden. Yargılanamaz, cezaevinde tutulamaz. Hakkındaki davanın durması ve derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Üzücüdür ki hukukçular çok iyi bilirler. Anayasaya eklenen bir 20. madde, ek 20. madde yani geçici bir madde özel hüküm olarak kabul edildi yüksek yargı tarafından yanlış yönlendirmelerle. Anayasanın 83. 4. maddesi var, anayasa hükmü, bir de bir geçici düzenleme var. O belli bir döneme ilişkin istisnai bir düzenleme, geçici bir düzenleme özel hüküm olarak kabul edilebilir mi? Hı hı. Bugün yanılmıyorsam Hürriyet gazetesinde Sayın Taha Akyol da bu durumu değerlendirecek. Birçok objektif hukukçu, objektif siyaset bilimci, objektif yazarlar, aydınlar bu konuyu irdelemeye başladılar. Çünkü Türkiye'de Enis Berberoğlu davasında insan onuru, anayasa hükümleri, hak ve özgürlükler çiğnendi, ayaklar altına alındı. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Çünkü bu hak ve özgürlükler mücadelesi, hepimizin mücadelesi. Enis Berberoğlu içeride son derece onurlu bir duruş gösterdi. O içeride, biz dışarıda kararlılıkla mücadele edeceğiz ve gerekirse ağır bedeller ödeyeceğiz. Ağır bedeller ödeyeceğiz. Umarım Yargıtay anayasaya uygun hareket eder ve adaleti tecelli ettirir. Ettirmezse o zaman mutlaka bir şeyler yapmak zorundayız. Ve Anayasa Mahkemesi de, Anayasa Mahkemesi'nin salonunda ne yazıyor? İnsan onuru, hak ve özgürlüklerin güvencesi. Hı hı. Yani hep birlikte mücadele ederek milletvekilimize uygulanan bu haksızlığa, hukuksuzluğa
mutlaka bir duracağız. Zaten mücadele ediyoruz. Yeterli değilse daha da kararlı mücadele edeceğiz. Yapılması gerekenlerle ilgili tüm yapıcı öneriler de bizi mutlu eder. Demokrasi, özgürlük bedel ödemekle mümkün. Yani eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi insanlık tarihinde de çok ağır bedeller ödenerek verildi. Gerekirse biz de bu bedelleri ödemeye hazırız. Enis Berberoğlu davasını ben tarihteki Fransa'daki yüzbaşı Dreyfus davasına benzetiyorum. Hı hı. O davayı birçok kimse bilir. Yüzbaşı Dreyfus davası. O da böyle asılsız iddialarla, casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı ki Enis abinin dosyasında casusluk yok. Demokrasinin yani, temeli hukuk, hukuka Enis saygı duyan dosyası, herkesin sahip çıkması tabii, gereken Enis bir dava. Enis abinin dosyası devlet güvenliğiyle ilgili bir dosya değil. Anayasal düzene karşı bir dosya değil. Karıştırılmasın lütfen. Ama o yüzbaşı Dreyfus davasında da işte Fransa'daki aydınlar ayağa kalktı, hukukçular ayağa kalktı ve hakikat ortaya çıktı. Hakikatin, gerçeğin ortaya çıkmasını hiçbir güç engelleyemez. Ama bugün başka bir durum var. Ben dosya içeriğini tartışmıyorum. Enis Berberoğlu yeniden seçildi ve milletvekili. Yeniden dokunulmazlık kazandı. Enis Berberoğlu'nu mazbatasını aldığı andan itibaren bir dakika bile tutamazsınız cezaevinde. Ama tutuluyor. Evet. Tutuluyor. Biz demek ki program başında da söyledim. Demek ki Türkiye'de artık tutuklu bir Türk yargısı var. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bugün MYK var saat 11'de ve eylem takvimi, eylem nasıl bir eylem konacağı değerlendirilecek. Onun altını çizelim bugünkü MYK'yı. Bu arada izleyenlerimizden yorum ve değerlendirmeler var. Olabildiğince bütün soruları sordum sevgili izleyiciler. Niye itiraz ediyorsunuz anlamadım. Gayet soğukkanlı bir şekilde demokratik zemini en sağlıklı yapı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek de her sorumuza yanıt verdi. Teşekkür ediyoruz. Sorulması gereken her şeyi de sorduk. İçtenlikle yanıt verdim. Partimizin, örgütlerimizin iradesi nasıl tecelli ederse herkes ona saygı gösterecek ve gereği yapılacaktır. Bizim partililik bilincimiz, terbiyemiz bunu gerektirir. Önemli olan bizler değiliz. Önemli olan kişiler değil. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Bugün layık demokratik cumhuriyet yıkılıyorsa biz kurtuluşun ve kuruluşun partisi olarak demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin güvencesi olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu süreçleri aşar Cumhuriyet Halk Partisi. Soğukkanlı olalım. Tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Muharrem Erkek'e. En kısa sürede bu tartışmanın geride kalması gerektiğini de ifade etti. İmza süreci tamamlansın. Gidiliyorsa da gidilsin kurultaya diye işin özünü ortaya koyarım. Ve kendisini uğurlayacağız. Sözcü gazetesine gidecek. Biz yayına devam edeceğiz. Bir kısa reklam arası verelim. Sonra beraberiz.